Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Seslerinizin de kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biraz yorucu bir günün akşamındayız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, şu anda tripodu da ayarladık. Umarız Görüntümüz bizi iyi şekilde çekiyordur. Şu an Onu kendimiz ayarladık çünkü. Aynen hiç daha önce de bağlamadık Çünkü çok yorulduk. Niye yorulduk? Ee, i̇ki hafta önce Zafer Parkı'na gitmiştik. Orada bir çekim 30 Ağustos yapmıştık. Parkına. 30 Ağustos Ağustos. Ağustos. parkına. 36.9'da Zafer Parkı'na. Sen anlatıyordun güzel güzel. Ee, oraya gitmiştik arkadaşlar. Orada bir tane çekim yaptık. Ee, ben onları düzenlemeye sokarken. Bir dakika ben anlatayım, olur mu? O olur aşkım. Arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> ama eksik anlattım. Tamam aşkım, bir klasikleşiyor. Evet aşkım. Bir ama gerçekten eksik ama. <laughs> tamam. Arkadaşlar, Recep böyle her şeyi özet anlatıyor. Ben size detay veriyorum. Detay mı özet mi? Yorumlara yazın. Kim kazanırsa o şey yapar. Neyse. 30 Ağustos Zafer Parkı'na gittik. Yaklaşık bir hafta önce miydi? İki hafta önce miydi? Ondan emin değilim. Annem de vardı hatta. Böyle... Babam da normalde videolara girmek istemiyor ama onun da görüntüsünü zorla çekmiştik falan. Ondan sonra e, videoyu çekerken e, bir baktık, şey yok. Ses falan, mikrofon ses kaydetmemiş. E, annem de bizi arkadan çektiği için ya da işte önden falan hani o çekiyordu. Ses hiç gelmemiş. Sonra dedik, tamam hani e, ses gelmemiş, bari bir daha çekelim. Neyse başladık, bir daha çektik videoyu. Ondan sonra... Recep'in anlattığı nokta buradan başlıyor. E, geçen hafta biz o videoyu koyacakken, Recep videoyu düzenlemeye çalışırken, video silindi. Evet, nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir karıştı, silindi. Neyse dedik ki, arada olur böyle şeyler. Hiç sorun değil dedik. Sonra bir haftadır video koyamadık zaten, farkındasınız. Bugün eee Tandolana gittik. Orada bir tane Ankara Üniversitesi Tandolana kampüsü. Ben de hani orada yüksek lisans yaptığım için kampüse girdik <laughs> ve yürüyüşe... Niye güldün? Yakışır. Işte. Neden güldün? <laughs> Anlatmayacağım, Sen anlat. <laughs> yok, yok anlat ya. Hayır niye güldüğünü söyle yoksa anlatmam. Yani biliyorsun tam sen anlatıyorsun tam ben anlatırım senin anlattığı devam ediyor <laughs> komik oluyor. Ama ya tam yani. da ana gittik diyorsun <laughs> nereye neresi olduğunu söylemiyorsun nereden <laughs> anlasın millet. Doğru söylüyorsun orada da ne çektik? Ya önce şöyle bir video hani yürüyüş videosu çektik orada da böyle biraz kişisel gelişim tarzı konulardan da konuşmuştuk bence çok da güzel bir konuşmaydı böyle 15-20 dakikalık kısa bir videoydu. Önce onu çektik. Ondan sonra dedik ki bugün işte motivasyonumuz çok iyi. Hadi bir tane daha çekelim dedik. Bu ha, sefer o, onda da şey çektik arkadaşlar. Ee, haftaya 15 Ekim e, Beyaz Baston Günü, Dünya Beyaz Baston Günü. Beyaz Bastonun önemi, ilk Beyaz Baston'la nasıl tanıştık. İşte e, Beyaz Bastona ilgili anılarımızı anlattık. Yaklaşık bir 50 dakika çekmiştik. Ama çok güzel anılar ve hani güzel konulara temas ettiğimiz ben düşünüyorum açıkçası. Aynen. Eee ondan sonra fark ettik ki şeyin ışığı yanmamış mikrofonun. Bize de dedik ki en kötü ihtimal mikrofondan ses kayıt olmayabilir ama işte ise kameranın çekmiştir diye ha, düşündük. Çünkü şey hani bu sefer bizi biri çekmediği için sesimiz her türlü hani ilk videolardaki gibi bir şekilde çıkar diye düşündük yani şöyle mikrofonun dışında ben de zorla dibine girip bakarak görüyorum evet. arkadaşlar. Yani onda nasıl fark evet. ettiğimizi söyleyeyim. Aynen. Yani takarken o mikrofonun ışık yanıyordu. Çık, sonra çıkarttığımızda bir baktım ışık yanmıyor. Yok yani. Muhtemelen şarjı bitmiştir. Bilmiyorum. Aynen. Ondan sonra dedik ki işte ise e, kamera ses kendinden ses kötü çekmiştir. Sesler olur ama konuşmalar yine ses hani iyidir. Ilk, videolardaki gibi olur dedik. Hatta bu sefer şöyle bir şey farklılık yaptık. İkinci videoda ben kamerayı aldım. Recep göründü falan. Öyle bir şey de yapmıştık. Sonra? Sonra geldik arkadaşlar. Ee, i̇lk başlardakilerin hiçbirinde ses yok. Sonlara doğru bir 20 dakikalıklarda ses var kameradan gelmiş. Ee, yani anlayacağınız iki videoda çöp oldu. Yani ses sıfır sadece görüntü almış. Niye böyle bir şey oldu ben anlamadım. Hani normalde mikrofon kaydetmese kamera kendi sesiyle ses kaydıyla alıyor. Ama ikisi de kaydetmemiş. Sırf görüntü var. Ben hiçbir şey anlamadım neden böyle olduğunu çözemedim. Ee, hiçbir fikrim yok. Yani arada hani yanlış bir ayar yapmış desek o da ihtimal dahilinde değil. Çünkü, Çünkü şey yarısında bir anda çekmeye başlamış sesi. Evet. Eee şey hani ar aralarda ayarlama yapma hiçbir şey gündemde değil. Çünkü tamamen 60 dakikalık videoysa hiç dokunmadık zaten baştan sona kadar. Baş neyse sonu da öyle olması lazımken öyle talihsizlik yaşadık. Sonra da bir hafta boyunca koyamadık derken hani işteyse bu durumu anlatalım diye geçtik karşınızda. Ama gerçekten bu videoyu çekerken bile o motivasyonu bulmak çok zor oldu bence. <laughs> yani bayağı şey yorulmuştuk çünkü artık bugün. Aynen çünkü gerçekten iş şey oluyor, sıkıntı oluyor. Daha önce de geldi başımıza. Bir Şimdi de, de üç gelince... tane video gidince arkadaşlar insan üzülüyor. Ha Bu arada size bari şunu göstereyim. Bu çiçeği görünüyor mudur bilmiyorum. O 30 Ağustos parkına gittiğimizde e, bu çiçeği annem bize almıştı. Hatta çiçekçiye gidip işte bu çiçeği seçme kısımları falan nasıl seçtik nasıl karar verdik onlar falan vardı videoda. Neyse bunu götüreyim. Böyle bir çiçek almıştı annem. Bari videoyu göremedik, çiçeği görelim diye düşündüm şu an. Ha bir de 30 Ağustos Parkı'na da bizim bir e, videolara gelen yorumlardan biriydi. Oraya gidin işte orada rahat yürüyüş yaparsınız gibi bir öneri gelmişti. O, onun sonucunda gitmiştik yani. Bir de bir tane abonemizle karşılaşmıştık böyle bayağı, hatta birkaç kişiyle karşılaşmıştık. Onlarla da e, çok samimi bir sohbet olmuştu. Onlar da o yüzden koyamadık yani o kişiler de bizi izliyorsa kusura bakmasınlar. Evet, aşkım. evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Durum böyle yani. Ne hakikaten... düşünüyordun? Yok bir şey düşünmüyordum. Hani hakikaten çok zor çok oluyor. Çok mu uzattım? Yani basit bir şeyi bile e, ayarlamak gerçekten zor oluyor arkadaşlar. Hani o küçücük bir mikrofonun ışığıdır, şudur budur deyince biraz bayağı zorlanıyoruz açıkçası. Ondan dolayı da biraz geciktik, farkındayız. Kusura bakmayın. Bizim otobüye dinliyorsunuz o yorumlarınızla, e, beğenilerinizle. Bu aralarda şeylerimizde fazla da koyamadık dediğimiz gibi. Çünkü 9-6 çalışıyoruz. Bu bizi gerçekten çok yoruyor. Böyle olunca da farklı aklımızda fikirleri var. Farklı birçok video fikri de var, düşüncesi de var. Sizlerden Fikir gelen, çok. Evet, sizden gelen talep de çok. Böyle olunca yapamadık ama bundan sonra biraz daha ağlık vereceğiz umarız. Bu, bu akşamlıkta dedik ki böyle küçük bir şey yapalım. Hatta dedik ki bu konuyu dile getirelim. Artı bir de dedik ki bizim e, ...izlediğimiz dizilerden bahsedelim. Arkadaşlar bu... ...çok özür dilerim bölüyorum da. Dizi fikri Recep'ten çıktı. E, ne konuşacağız gerçekten... ...ben de bilmiyorum da. E, böyle yani. Yani şöyle diziler derken... E, ...bu zamana kadar hangi dizileri izledik... Hmm, ...gibi tamam. böyle kısa bir şey yapalım. Çünkü zaten ikimizin de... ...pek bir dizi şey yok, geçmişi yok. E, sen bu zamana kadar ...aklında kalan izlediğin diziler ne var? E, şöyle ben çocukken hiç televizyon izlemeyen bir çocukmuşum. Hatta niye izlemiyor falan diye neyse zorla sihirli annem falan en son izlemeye başlamıştım. Ee, uzatınca da sen kızıyorsun şu an öyle hissettim. Yok öyle yüzden... <laughs> Bilmiyorum ben öyle hissettim nedense. Ee, o yüzden yani çok televizyon izlemeyi seven biri değildim. İşte çocukken öyle bir ara sihirli annem izlemeye alıştım artık milletten görerek. Sonrasında Uzun bir süre dizi izlemedim. Yine çocukların izlediği işte Selena falan izliyordum. Neyse, oraları geçelim. Ee, bir dönem işte öyle bir geçer zaman ki izli izliyordum. Onun da böyle yani... ...bir yerden sonra sıkıcı olmaya başlamıştı ama başlarda falan severek izliyordum. Ee, ya benim çok severek izlediğim birkaç... Zaten şu ana kadar izlediğim dizi sayısı sınırlıdır. Yabancı dizi zaten izleyemiyorum. Altyazı sorunu var. Yani İngilizcem de o kadar iyi değil. O yüzden yabancı dizi pek izleme şansım olmadı. Ancak böyle dublaj olması lazım. Ee, şeyi izlemiştim. Masumlar Apartmanı'nı çok severek izledim arkadaşlar. Bence çok kaliteli bir diziydi. Böyle oyunculuklar yani bir tane oyuncu bile kötü değildi dizide gerçekten. Ve verdiği mesajlar o işte iyileşme sahneleri falan hepsi o kadar gerçekçiydi ki bence Türkiye'de çekilmiş en kaliteli dizilerden biriydi. Sen izledin mi onu? Yok ben izlemedim. Tamam yani geçen yılda ara ara annem kardeşlerim dizisine bakıyordu ben de ona bakıyordum ama yani o diziyi de bu yıl bıraktım çünkü dizide şöyle bir şey var aşkım sen muhtemelen hiç bakmamışsındır ben o tarz hiç dizi izlemedim yani ben, benim de çok izlediğim bir tarz değil aslında da yani izleyince sarıyordu açıkçası ama dizide şöyle her bölümün sonunda tamam mı birileri hastanelik oluyor ve böyle sürekli birileri ölüyor. yenileri Yeni başka oyuncular geliyor falan. Artık böyle baş karakterlerden birini öldürdüler. Doruk diye bir karakter vardı orada. Zaten Asiye ile Doruk çifti vardı. Ben onlar için daha çok izliyordum. Bu yıl bıraktım o yüzden o, onu. Yani o da ölünce artık dedim ki bu kadar yeter. Sürekli birileri ölüyor. Bizimle dalga mı geçiyor bunlar falan. Neyse izleyenlere Allah kolaylık versin diyorum o yüzden. O Sen şekilde. bir de Ömer diye bir dizi mi dizim istiyordun son zamanlarda? Ya şöyle Ömer dizisine de yine İstanbul'a gittikçe annem bakarken gördüm. Ee, o da başlarda ilgimi çekti de sonradan o da cazip gelmedi ya. Sanki sıkıcı bir hale geldi gibi geldi. Böyle sürekli karamsarlıklar üst üste geliyor yani insanın hayatında o kadar karamsarlık olacağını ben sanmıyorum. Peki mesela şimdi YouTube'u açınca hiç geçmiş dizilerden bölüm falan dinlediklerin oluyor mu hiç? Ya bir şey söyleyeceğim. Benle dalga geçiyorlar da kızım dizisi vardı arkadaşlar. Ben onu gerçekten çok severek izledim. Hala bile böyle eski sahnelerini falan açıp izlerim. Ee, baba kız ilişkisinin böyle hani orada bir şey vardı. Kız vardı işte babasını sonradan buluyor falan. O ilişkinin kurulması sonra pekişmesi falan bence çok kaliteli bir diziydi ama nedense insanlar bunu izlediğimi duyunca gülüyor. Bir de Çocukluk diye bir dizi vardı. Ben böyle e, o tür şeyleri çok seviyorum. Orada da çocuklar vardı böyle şey, sevgi evi gibi bir ev vardı. Orada işte bütün çocukların hikayelerini falan çekiyorlardı. Çok çabuk final olmuştu. Onu YouTube'dan izledim. E, çok güzeldi bence. Çok da kaliteli bir şey diziydi aslında. Ama Hı. genelde Hı. böyle şeyler izlediğim düşünce insanlar dalga geçiyor. Hı. O zaman ben de hızlıca e, benim dizilerimi anlatayım. Anlat Çünkü hızlıca derken şeyde arkadaşlar Ayşe'nin telefonundan çekecektik şeyi. Ee, bu videoyu biraz uzayınca dedim benimkinden çekelim. Şimdi Ayşe konuşurken aklıma geldi. Benim bir hafıza sorunum var. Ee, düşük hafızalı olduğu için telefonum. Bu da çekilmediyse aynen böyle bir sorun <laughs> daha yaşamamak için. İnşallah biraz keselim bence çünkü o riskli. E, ne kadar e, dolabiliyor çünkü. Bir tane daha psikolojimiz mı? Aynen bir de nedense iOS 17 geldikten sonra onu güncellemiştim. Hem iOS 17 var hem sistem falan var. İkisi falan 20 30 GB falan gösteriyor. Öyle olunca da şimdi korkmaya başladım. Ben de hızlıca anlatayım. Ee, film olarak, Yeşilçam olarak e, ben eski filmleri çok severdim. Bunu başka bir bölümde anlatırız. Dizi... Filmleri de aynen ele alırız. Aynen. Diziyi anlatayım ben şimdi. Benim şöyle bu hafta işte Cumartesi günü şu dizi var. Gelecek hafta bekle gibi falan. Hiç hayatımda hatırladığım, hiç öyle izlediğim dizi olmadı arkadaşlar. Hep geçmiş e, dizileri YouTube'dan izi, izledim. Ee, bunlardan ne var işte ee, Sevdiklerimi söylüyorum 7 numarayı çok izledim Bir ara hep 7 numarayı izlerdim Sonra Avrupa Yakası'nı izledim bir ara sık sık Onu hala ara ara, Aynen, ara, ara değil açıyorum değil bölümlerini evet. Öyle kısa kısa bölümler yerini Avrupa Yakası'nı izledim Bir ara Ekmek Teknesi'ni benzer şekilde izledim Ondan da e, ara ara iz, izliyordum 7 numara Ekmek Teknesi e, Avrupa Yakası dedik Yalan Dünya'yı seviyordum bir ara ee, sonra şey vardı. Ne derler onun adına? <laughs> <laughs> Ayşe'yle hiç o, bu konularda ortak olmadığımız için şey oldu yani. Şu en son izlediğin dizi, diziyi söyleyeyim mi? Bizimkiler. Ha evet eski bizimkilerin <laughs> Sürekli bizimkiler çocukluğumu hatırlattığı için şimdilik bizimkilerin bölümleri oluyor 35 30 dakika Mesela falan. Mesela ben o tarz hiç o, on, onu din, dinliyorum. Bir dizi daha vardı ya. Ee, Ha 80'ler. Mesela 80'lerde çocukluğumu falan hatırlattığı için bizim köyleri falan yani 80'ler değil aslında. da 90'lardan da çok bir şey var aslında orada. Ondan dolayı onu da çok dinliyordum bir aralar. Genel olarak bunlar galiba başka hiç benim böyle dinlediğim veya şunu izlediğim dediğim bir dizi oldu mu? Yok. Daha çok sen program falan izliyorsun YouTube'dan. <laughs> Aynen onları da anlatırız. Bir aralar başladım. mesela şey vardı. Böyle e, popüler e, dizilerin falan da ara ara baktıklarım oldu ama e, sürekli etkisine kaldığım, dinlediğim falan olmuyor yani. Kafaya dağıtmak için az önceki eski bölümlerini açıyorum genelde. Bende bir de şey oluyor. Bir diziye taktım mı aylarca onu izlerim. A, <laughs> evet bu bizimkiler sürekli bir açılıyor yani. Bundan önce de hep <laughs> Avrupa yakası vardı. Ondan önce bir ara işte 80'ler vardı sürekli onu dinlerdim. Böyle hani iş yaparken falan açıyor Recep genelde. Ben de bu arada Kırmızı Odayı da severek izliyordum arkadaşlar. He. Orada da hani birinci sezonda galiba daha çok izlemiştim. Bir, bir yerden sonra biraz daha bıraktım ama gerçekten çok güzel hikayeler vardı orada da. Ama dediğim gibi şu an kadar izlediklerim için de favorim Masumlar Apartmanı. Ben biraz daha duygusal romantik He. şeyleri seviyorum. İlla böyle bir de sıradan dizileri çok sevmiyorum hani farklı bir hmm. duygusallık içermesi lazım. Bende de şey oluyor zaten hani bir şey izlerken falan oturayım dinleyeyim falan olmuyor. Kesin hmm. bir şey yapmam lazım. Mesela maçları bile çok izlerim evet dinlerim. Onda bile Twitter'a bakarım, yorumlara bakarım. Ben öyle i̇şte farklı farklı sürekli şey yaparım. Es hani eş zamanı olarak işte pozisyonları falan Twitter'lar ne yazmışlar, oraya denilendiririm falan. öteki az önceki saydığımız dizileri zaten hep Yemek yerken, ne bileyim işte o bulaşıkları makineye toplarken, makineden bulaşıklar çıkarken, <laughs> ne bileyim işte tıraş olurken, diğer gibi hep böyle şeyler yaparken dinlerim. Oturayım da bir şey dinleyeyim, şey yok bende. Alışkanlığı yok. O bende var ya, böyle televizyondan izlemeyi de hatta seviyorum. Annemle birlikte çok keyifli oluyordu. O yüzden zaten onun izlediği bazı dizilere bakıyordum. Bir de şey izledik seninle, ne? Çernobil. Ha Çernobil işte dediğimiz gibi öyle küçük dizileri onu, dinliyoruz ama. Aynen yakın hmm. zamanda izledik. Dublajı vardı hatta sesli betimlemesi de vardı. Aynen o da güzeldi. Bir, onunla bir bölümü kaldı herhalde değil mi? Aynen onu izlememiz bir, bir Son bölümü kaldı. Yani bizde o dizi televizyon dünyası böyle. Bir de şey var. Benim zaten televizyonu bırakalı yıllar olmuştur. Hep YouTube'da benim zaten şeyim. YouTube'dan artık tüm televizyonları da veya içerikleri de bulduğumuz için. YouTube'tan da Ama neler televizyon izliyoruz. Televizyonun da keyfi var ya. Aynen. Şu an evimizde televizyon var bu arada. <laughs> Ama ne zaman hiç oturu oturup açtık mı? <laughs> hiç arkadaşlar? açmadık. Hiç, hiç oturup açmadık yani. <laughs> Aslında arada açsak keşke. Yani işte öyle Ama gerçekten birçok şeye vakit bulamıyoruz arkadaşlar. Yani 9-6 çalışıyoruz, eve gelmemiz 7. Yemek ye, çay iç derken gün bitiyor maalesef. Aynen arkadaşlar. Bu beni biraz üzüyor. Sabah başlarken <laughs> e, aklımızda sınırsız düşünce oluyor. <laughs> akşamda kapatırken günü onun evet. çoğunu yapamamış oluyoruz. Ya bir oluyoruz. de arkadaşlar şey var, e, hani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Az önce söyleyecektim de her gün biz yeni bir video çekme planı yapıyoruz. Gerçekten hani diyoruz ki, aa bugün işte şöyle bir video çekelim, müthiş olur. Sonra ertesi gün yeni bir plan yapıyoruz ama hiçbirini hayata geçiremiyoruz yani. Yani podcast düşüncelerimizde oldu, video serilerimizde oldu, var da var yani. Aynen yani kafamızdakileri bir hayata geçirsek bir sürü şey çıkacak ama gerçekten böyle yani bir de dediğimiz gibi şu videoların silinmesi biraz. Ee, zorladı bizi. Aynen. O yüzden lütfen abone olun motivasyonumuz yerine gelsin. Aynen bu diye. aralar biz de hani biz de biraz e, eski ki gibi şey o yapamadık, e, fazla koyamadık. Sizlerin de sanki biraz e, yorumlarınızda düşürdünüz arkadaşlar bizim bu motive edin. Evet. Yani, yani abone artış hızı da durdu. Ya yani, aboneli konusunu sürekli açmak belki sıkıcı oluyor ama gerçekten o bizim e, emeklerimizin karşılığı gibi oluyor arkadaşlar. Yani. Abone sayısına her gün ben bakıyorum ve mutlu oluyorum arttığını gördükçe. Ama son için. bir aydır çok düştü ya. Evet yani neredeyse hiç ha, artmıyor maalesef. Durgu noktasına geldi. Yani o da birazcık hani gerçekten insanı motive eden şey o çünkü. Hani izliyor, insanlar izliyor diye düşünüyorum. Biz, bize o. diyorlar ki mesela niye takıyorsunuz, takmayın falan diyorlar da öyle olmuyor arkadaşlar. hani e, ee, karşılığını evet, almak. veriyorsunuz. Bir güzel şekilde bir, şey yerde yani. onu görmek istiyorsunuz. Hani yani bizim o... amacımız farkındalık ve geniş bir kitleye ulaşmak istiyoruz. Beğeni olarak. alınca, yorum olunca gerçekten mutlu oluyoruz. Hani biz bu konuya takarız, taktık yani değil mi? <laughs> evet yani gerçekten ben başta Recep <laughs> niye sürekli bu konuya giriyorsun diye ama o gerçekten insanı motive eden bir şeymiş. Gidince anladım. <laughs> evet. O zaman aşkım şimdi kapatalım. O sorunla karşılaşmayalım. Aynen bu video çekilmişti. Aynen inşallah bunu koyabiliriz. Eğer koyabilirsek arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah görüntümüz de el iyidir. Sen Bugünden. el, el salamaya devam et ben de videoyu kapatayım. <laughs> tamam. Arkadaşlar sallamaya bir hatamız devam. olduysa bugün gerçekten affedin bizi kusura bakmayın. Hepinize iyi akşamlar, saygılar, sevgiler.